Merhaba Berenes, bu videoda fiyat performansa göre Bluetooth hoparlörleri sizin için kıyaslayacağım. Kıyaslama tablo videolarının Bluetooth kulaklık ve akıllı saat versiyonlarını da yaptım. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Yine bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bluetooth hoparlörleri kompakt, küçük, mini olanlar, yani biraz daha taşınabilir olanlar, orta ve büyük olmak üzere iki farklı gruba ayıracağım. Yani her iki tür içinde ayrı ayrı tablolar olacak. Piyasadaki tüm Bluetooth hoparlörleri deneyimlemedim. Yani adı sanı bilinmemiş replika sahte Bluetooth hoparlörleri de alıp pişman olmanızı istemem. Bu videoda sadece deneyip test ettiğim, kalitesine güvendiğim modelleri ekledim. Yine videodaki tüm ürünlerin güncel fiyatları için linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Bluetooth hoparlörleri 5 gruba ayıracağım. Fiyat performansı düşük, ortalama, iyi, çok iyi ve fiyat performans kralı olarak. İlk olarak kompakt, küçük ve mini olarak daha çok taşınabilirliği ön planda olan Bluetooth hoparlörlerden başlayalım. Fiyat performansı düşük kısmından başlamak istiyorum. Burada Anker'in Soundcore Motion Q modelini görüyorsunuz. Bu modelin ilk çıkan versiyonunu ben incelemiştim. Gerçekten güzel bir Bluetooth hoparlör. Ancak fiyatı bence bir miktar yüksek. Performansı güzel ancak fiyatı yüksek olduğu için fiyat performans düşük kısmına ekledim. Yine JBL'in Philips 6 modelini deneyimledim. Bu Bluetooth hoparlör de gerçekten çok net, temiz ve berrak bir sesi bulunuyor. Ancak fiyatı yüksek olduğu için fiyat performans düşük kısmına ekliyorum. Fiyat performansı ortalama kısmına geldiğimiz zaman Tribit markasının Stormbox Micro 2 modelini ekliyorum. 2700 TL. Gerçekten performansını en çok beğendiğim modellerden birisi. Yani şimdiden spoiler vereyim. Taşınabilir bir Bluetooth hoparlör seçecek olsaydım ben bunu seçerdim. 10 wattlık bir ses çıkış gücü bulunuyor bu Tribit Bluetooth hoparlörün. Özellikle küçük boyutuna kıyasla çok doygun ve doyurucu bir bas performansı mevcut. Fiyat performansı ortalama kısımda burada Anker'in Pyro model Bluetooth hoparlörü. Bunun da incelemesini gerçekleştirdim. Yayınlanmamış olabilir. Bu videoyu yayınladığım tarih itibariyle. Ses netliği, berraklığı açısından gayet başarılı. Ancak bas açısından bir miktar zayıf kalıyor. Önünde çok güzel bir RGB ışık bulunuyor bunun. Bu da fiyat performansı ortalama kısımda konumlanıyor. 6 wattlıkta bir hoparlör gücü varmış. Yine fiyat performansı ortalama kısmında JBL'in Go 4 modelini ekleyebilirim. Güzel bir Bluetooth hoparlör. Taşınabilir kompakt yapıda. Fiyatı bence biraz daha uygun olsa daha güzel olabilirdi. Go 4 modelinde detaylı incelemesi ve kıyaslamaları da kanalımda mevcut. Diğer bir Bluetooth hoparlörümüz şurada gördüğünüz Clip 5 modeli. Go 4'ün ses yüksekliği 4.2 watt. Clip 5 modelinin ses yüksekliği 7 watt. JBL Bluetooth hoparlörler suya tamamıyla dayanıklı. Bu klip mekanizması sayesinde rahat bir şekilde istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Fiyat performansı tam olarak ortalama kısımda diyebilirim. Fiyat performansı iyi olan kısmına geldiğimiz zaman Xiaomi'nin Mi Compact 2 modeli. Bu modelde gerçekten çok küçük bir yapıda. Telefonun hoparlöründen daha iyi bir sesi var. Çok küçük yapıda olduğu için de minik bir Bluetooth hoparlör istiyorsanız eğer bunu değerlendirebilirsiniz. Bu Bluetooth hoparlörün fiyatı daha da uygundu. Yani buraya almamın sebebi açıkçası yani bu fiyata bile gerçekten çok temiz ve net bir sesi var. İçerisini gösteren şeffaf bir tasarım bulunuyor. Oldukça şık. Bas performansı çok üst seviye değil. Ancak dediğim gibi küçük ve kompakt bir yapıda şıktı bir Bluetooth hoparlör. Fiyat performansı iyi kısmında bunu ekledim. Fiyat performansı çok iyi kısmına geldiğimiz zaman Grundig markasının Solo Plus modeli. Burada detaylı bir kıyaslamasını yapmıştım. Orada da iyi bir puan almıştı. 598 TL ile birlikte arkasında bunun bas ünitesi de var. Küçük kompakt bir cihaz arıyorsanız bu fiyat bandı için bence hatta 549'a düşmüş. Yani fiyat performansı çok iyi yere konumlanan bir Bluetooth hoparlör. Fiyat performans kralı kısmına geldiğimiz zaman şu an itibariyle Xiaomi markasının Sound Pocket modeli diyebilirim. Hatta bu model şöyle gördüğünüz gibi 699 TL düşmüştü. Gerçekten indirime giren ürünleri paylaştığım Telegram kanalımda 56 bin kişi olduk. Siz de bu tarz indirimleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. Bence fiyat performans açısından kral paket modeli diyebilirim. Yine burada JBL Go 4 modeliyle de detaylı bir kıyaslamıştım. Şu an itibariyle görebildiğiniz gibi iki katılı bir fiyat farkı bulunuyor JBL ile. Özellikle kompakt bir taşınabilir Bluetooth hoparlörü istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Çok detaylı incelemesi ve kıyaslaması YouTube kanalımda mevcut. Şimdi vakit kaybetmeden orta ve büyük Bluetooth hoparlörlere geçelim. Orta büyük klasmanında fiyat performans düşük olarak Harman Kardon Studio 8 denebilir. Ben 6 modelini aktif bir şekilde 3 yıldır kullanıyorum. Gerçekten bir Bluetooth hoparlörün erişebileceği en üst seviye diyebilirim. Çok başarılı bir bas performansı mevcut. Apartman dairesinde oturuyorsanız camlarınızı titretebilecek seviyede bir hoparlörü bulunuyor. Şu an itibariyle fiyatı yüksek gibi duruyor ancak gerçekten çok başarılı, çok keyifli. Yani fiyat performans düşük kısmında olduğuna bakmayın. 6
modelini de tercih edebilirsiniz. İkinci el sitelere de bakabilirsiniz. Gerçekten bu hoparlörle bir müzik dinledikten sonra bir daha hiçbir hoparlörü beğenmeyeceğinize garanti verebilirim. Diğer düşük kısımda ise dış kısımda özellikle dayanıklı bir Bluetooth hoparlör istiyorsanız Extreme serisi 3 modeli bence performans kısmı çok iyi, fiyatı da yüksek olduğu için burada düşük kısmına ekliyorum. Bu arada bu Harman'ın eksisi dış mekanda hiç kullanıma uygun değil. Ben bir iki kere çıkardım. Etrafında soyulmalar oldu. Öyle bir eksisi bulunuyor. Orta büyük kısmında fiyat performans olarak ortalama kısmına geldiğimiz zaman benim burada birinci modelini incelediğim Rave Neo 2 modeli 80 wattlık. Özellikle dış mekanda yüksek ses seviyesine ihtiyacınız varsa bu Bluetooth hoparlör gerçekten başarılı denebilir. Diğer modelimiz JBL'in Charger 5 modeli benim de emektarım. Fiyatı gerçekten çok yükseldi. Yani bu fiyatları ben hak etmediğini düşünüyorum. Çok güzel bir model. Ancak biraz daha uygun olması bence daha iyi olur. Burada fiyat performansı yine ortalama kısmına ekledim bu modele. Burada fiyat performansı iyi kısmına geldiğimiz zaman bu modelin incelemesini gerçekleştirmedim ancak deneyimlemiştim. Bu fiyatlara bence tercih edilebilir. Kompakt ve taşınabilir bir model. 20 wattlık maksimum ses çıkış gücü bulunuyor. Yine fiyat performansı iyi kısmına geldiğimiz zaman burada Anker Motion 300 modeli, yani tam olarak şu model. Yani 30 wattlık ses çıkışı gerçekten çok üst seviye. Motion Plus'ın biraz daha küçültülmüş bir versiyonu. Yani Motion Plus'la kafa kafaya yarışabilecek seviyede bir ses kalitesi mevcut ki şu anki fiyatı belki burada fiyat performans çok iyi kısmına bile eklenebilir. Şu an gördüğünüz gibi biraz daha indirimde. Bunun da incelemesi video yayınladığım tarihlerle gelmişti. Açıklamalar kısmına linkini eklerim. İncelemesi gelecek olan bir model. Fiyat performansı çok iyi kısmına geldiğimiz zaman Xiaomi'nin Mi Portable modelinin bir önceki versiyonu 1300 TL ile birlikte şu an itibariyle çok iyi yere konumlanan bir model. Diğer modelimiz Anker Motion modelinin 300 modelinin bir küçük versiyonu 100 modeli. Yine bunun detaylı kıyaslaması da kanalımda mevcut. O da çok iyi yere konumlanıyor. Fiyatı biraz daha uygundu bu. Çok hafif zam almış. Diğer modelimiz burada fiyat performansı olarak çok iyi yere konumlanan ve bence halen daha alınabilen Anker Soundcore Motion Plus modeli. Yani şundan da bir tık daha iyi denebilir. Fiyatı 3500 TL. Ses kalitesi yaklaşık Charger 5 ile yarışır. Hatta Charger 5'ten de bazı noktalarda iyi olan bir Bluetooth hoparlör. Diğer modelimiz çok yüksek bana son ses seviyesi lazım diyorsanız, yani bu fiyat için gerçekten yüksek son ses seviyesiyle birlikte Havit'in bu kodlu Bluetooth hoparlörüne göz atabilirsiniz. 2500 TL ile birlikte bence fiyat performans olarak çok iyi yere konumlanan bir model. Fiyat performans kralı kısmına geldiğimiz zaman burada Xiaomi markasının Sound Outdoor 30 wattlık, yani şu Bluetooth hoparlörü diyebilirim. 1800-1900 TL. Boyut açısından bir miktar büyük. Yani sürekli yanınızda taşımak için çok uygun olmayabilir. Ancak 30 wattlık ses çıkış gücü, net ve berrak sesiyle birlikte bence fiyat performans kralı olmaya adar bir Bluetooth hoparlör. Ara ara indirimlere de giriyor. Telegram kanalımı ve WhatsApp kanalımı takip ederseniz oradan gerçekten indirimlerini de takip edebilirsiniz. Genel olarak fiyat performans listeleri bu şekildeydi. Tüm ürünlerin linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Siz hangi modeli tercih ederdiniz veya hangi Bluetooth hoparlörü kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoyu izleyenler de sizin yorumlarınızdan faydalansın bu sayede. Diğer fiyat performans videolarının da listesini buraya ekliyorum. Açıklamalar kısmına da ekliyorum. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.